Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Evet, uzun zamandır yoktum, uzun zamandır video çekmeye fırsatım yoktu aslında. Ve son zamanlarda yeni aldığım ürünler birikti. Hem onları sizlere göstereyim, hem onlarla bir makyaj yapayım, hem de sohbet edelim. Neden yoktum, neler değişti, biraz bunlardan bahsedelim. Biz iki hafta önce Rossmann'da 9. yılına özel bayağı indirim vardı. Ben de New Well'in ürünlerini çok merak ediyordum ve gittim. Oradayken bir deneme fırsatı tanıdım. Gayet de uygun fiyatlı bir fondöten. 25 liraydı galiba. Ve hayatınızda görüp görebileceğiniz en kapatıcı fondötenlerden biri. Yani en azından böyle bu formda. Bu New Well'in şeyde olan, tüpte olan fondöteninden bir tık daha az kapatıcı ama yine onun kadar sağlam kapatıcılık sağlayan bir ürün. Benimki bir numarası. Çok beyaz. Yani ben beyaz tenliyim aslında. Ama bu, bakar mısınız? Bu çok beyaz ya. O yüzden hani biraz renk açısından bence biraz sıkıntılı. Biraz ortası olsa krem gibi sürüyorum. Çünkü çok kremsi bir yapısı var bu arada. Ve gün içerisinde kendiliğinden matlaşıyor, pudralaşıyor. O yüzden asla bir pudrayla sabitlemenize gerek kalmıyor. Yeni aldım. Ve birkaç keredir denedim bunu. Bir yandan da yedireyim. Birkaç kere denedim bunu. İşe giderken hep bunu kullandım. Çok 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 kapatıcı. Rengi bakar mısınız? Çok uyumlu değil benimle. Ama yine de bir şekilde kullandım. Yani aldım çünkü. İş yerinde kullandığım için kalıcılığı hakkında bir fikrim oluştu. Ve gün boyu suratınızda kalıyor. Sadece hani çok kalın bir fondöten olduğu için o hissini sevmeyebilirsiniz. Ama yine de böyle yapış yapış bir hissi yok asla. Benim cildim mesela çok böyle pürüzsüz bir cilt değil. Benim de sorunlarım var. Ama ben yine de çok çok kalın fondötenleri sevmiyorum. Çünkü benim cildim kusuyor. Gerçekten kusuyor her şeyi. Şöyle de yapalım da. Ve olduğunca yediriyorum bunu. Çünkü kalın bir fondöten dediğim gibi. Evet, bugün baktım. Bir ay geçmiş en son videomun üzerinden. Şaka gibi. Çünkü bir aydır çalışıyorum. Ve bayağı yoğun çalışıyorum. O yüzden eve geldiğimde yorum okuyacak ya da YouTube'la alakalı herhangi bir şey yapacak halim kalmıyor. Ama hep içimde bir yara. Hep aklımda. Şunu da alayım da beni biraz ciddiye alın. Hep aklımda. Özlüyorum ya. Üniversite günlerimi. Tek yaptığım iş video çekmek olduğu günleri özlüyorum. Gerçek hayat hiç de böyle kolay değil. Bayağı şu an hayatımı düzene sokmaya çalışıyorum ama bayağı zorlanıyorum açıkçası. Evet, maskemi yüzüme uyguladıktan sonra gelelim diğer ürünlere. Bu arada yeni duş aldım. Saçlarım hala ıslak ve ben kışa girdim yani. Şunu giydiysem benim için kış başlamıştır. Bunu üzerimden çıkarmıyorum. Biraz ısınayım, çıkaracağım. New Well'in birkaç ürünü aldım. Onlardan biri de her yeri fondöten oldu ama bu far paleti, bunu da birkaç kere denedim. Bu gayet başarılı. Yani farları gerçekten aşırı pigmentli ve bayağı kalıcı. Şu ve şunu çok severek kullandım. Bu da gayet güzel. Aslında hepsi güzel. Bugün bununla bunu kullanalım. Biraz daha hani uğraştırıcı
bir şeyler olsun. Şurasında ayna oluşu da güzel. Ben aynalı ürünleri daha çok seviyorum. Şimdi göz kapağıma normalde bir concealer geçiyorum ama bu sefer yapmayacağım. Çünkü fondöten zaten o görevi gördü. Bakar mısınız bu pigmentasyona? Şimdi bunu buraya oturtuyorum. Ne iş yaptığımı merak ediyorsunuzdur belki. Bir özel şirkette Almanca müşteri temsilcisi olarak çalışıyorum şu an. İnsanlarla uğraşmak tabii ki de çok zor. Çünkü insanları mutlu etmek çok zor. Ama yapıyoruz bir şekilde. Şimdi bunu alıp tam şuraya oturtacağım bunu da. Ve ikisini birbirine karıştıracağım. Aynısını buraya da yapıyorum. Ve daha büyük bir fırça alacağım. Şöyle. Şu kahveyi bu sefer daha geniş, şuradan başlayarak daha geniş bir gölge yapacağım buraya. Bu aslında böyle tam gün batımı renkler. Şu anda da hava böyle kararıyor. Geniş uyguluyorum çünkü daha bu çok düzeltilecek yani. Temiz, büyük karıştırma fırçasıyla da tamamen, bakar mısınız ya, ne hale geldi. Bundan bir tane daha almam lazım. Zuzu bildiğiniz kemirdi. Burayı yumuşatıyorum. En açık rengini tabii ki kaş altına uyguluyoruz. Ben biraz bu tarafa da getiriyorum. Şuraya, çünkü tam şuraya gölge düşmesini sevmiyorum. Evet. Concealer'ımızı da yapalım. Devam edelim sonra. Concealer olarak bu sefer Nude değil de Maybelline'in bu herkesin çok sevdiği kapatıcıyı aldım. Bayağı da kullandım. Daha doğrusu çok çabuk tükeniyor bence. Çok bitiyor. Nude öyle değil. Ama ben bunu çok uzun zaman önce kullanmıştım. İlk çıktığı zamanlar. O zaman bakın yine buralarda yağ bezesi oluşmuştu. Şimdi tekrar bir şans verdim. Tekrar kullanmak istedim ve yine aynısı oldu. Sizde de öyle mi? Yoksa bu bir tek bende mi oluyor? Çok mu kalın bir fondöten ki yağ bezesi oluşturuyor? Bilmiyorum. Kapatıcı. Ne fondöten ya? Hani çok mu kalın bir kapatıcı? Niye bu yağ bezesi oluşuyor? Bilmiyorum. Şurayı da böyle temizliyorum. Bir sürü kıyafet aldım. Genelde Trendyol'dan, butiklerden alabileceğiniz kıyafetler. Onlarla bir videoda çekmeyi düşünüyorum. Bu arada bu da yeni. Essence'in Volume Hero diye
waterproof bir rimeli. Pek sevemedim. Silikon bir fırçası var ama ben pek sevemedim. Kuru, ıslak değil çünkü. Ama kullanalım. Ayırması vesaire güzel. Bayağı güzel ayırıyor. Ama ben galiba çok alıştım böyle fazla ıslatan rimellere, böyle hemen kuruyanlara değil de öylelerini daha çok seviyorum. Bilmiyorum. Bu yeni değil. Bu zaten hep kullandığım, her gün kullandığım kaş maskaram. Göz içime de Revolution Pro markasını, bu da Rossmann'da bulabilirsiniz. Böyle tombik aydınlatıcı kalemi var. Biraz rimelim bulaşmış. Bunu göz içime uyguluyorum. Şöyle aynamı alacağım. Bayağı kremse, o yüzden uygulaması gayet kolay. Ve son olarak dekontür yapalım. Böyle beyaz kalmayalım. H&M'in kontür paletini kullanıyorum. İki rengi karıştırıyorum. Lormar'ın Pink Brown isimli allığını ve Beauty's'in ne bu? 282 Peach isimli allığını kullanacağım. Bunu bronzer niyetini kullanıyorum. Güzel oluyor. Bunu da çok seviyorum. Bunu da böyle highlighter olarak pastelin tekli bir farı bu. 47 numarası. Beyaz gibi görünüyor ama yine aynı fırçayla yapıyorum bunu. Güzel bir aydınlatıcı bakın. Bunu göz pınarlarıma da uyguluyorum. Neredeyse bitti. Ruj olarak da Nouvelle'in rujunu aldım. İlk defa Nouvelle ürünlerini deniyorum. Ruju kırdım. Bayağı içinde sallanıyor. Ama rengi çok güzel. Bakar mısınız? Bu 183 numaralı. Ve çok güzel kokuyor ürünleri ya. Parfümlü biraz. Yani eğer parfümlü ürünler sevmiyorsanız kokusu sizi rahatsız edebilir ama ben seviyorum. Bence rengi güzel. Son olarak da Beauty's'in üçlü minik böyle parlak likit ruj setini aldım. Bundan da en açığını alalım. En açığı 13 numara bu arada. Sadece biraz uyguladım. Saçım hala ıslak ama biraz böyle kendiliğinden kurusun istiyorum.
sizinle konuşmayı çok özlemişim gerçekten. Makyaj nasıl oldu bilmiyorum. Şu an çok fazla güneş vuruyor. Hiçbir şey göremiyorum. Ama umarım güzel olmuştur. Umarım hoşunuza gitmiştir. New Well'in ürünlerini denedim. Gayet beğendim. Sadece fon oteni benim için biraz fazla diyebilirim. Ama ruju ve farları muhteşem. Bak görüyorsunuz. Onun dışında saç boyama videosu gelecek. Mutlaka gelecek. Ama vakit bulamamıştım. Dibimi boyamıştım. Ama onu çekmeye vakit bulamamıştım. Dibim tekrar geldiğinde bu sefer ama video gelecek. Evle alakalı bir takım oturmayan şeyler vardı. Mobilya eksiğimiz vardı. Onları tamamladık. Ev turu da gelecek. Yani kısacası aklımda çok fazla fikir var. Ama biraz harekete geçmekte zorlanıyorum. Onları hayata geçirmekte zorlanıyorum. Daha doğrusu. Çünkü dediğim gibi işe başladım. Çok yoğun tempoda, vardiyalı bir sistemde çalışıyorum. Ve haliyle eve geldiğimde tamamen bitik durumda olmuş oluyorum. Alışacağım ama. Henüz bir ay oldu. Alışırım diye düşünüyorum herhalde bir süre sonra bu tempoya. Bugün bu videoyu çektiğime göre biraz ışık vardır diye düşünüyorum. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni takip etmek istiyorsanız ben... Her ne kadar düzenli video artık koyamıyorsam bile Instagram'da yine de olabildiğince aktifim. O yüzden Instagram'da beni mutlaka takip edin. Instagram adresimi zaten şu an görüyorsunuz. Onun dışında eğer beni sevdiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Düzenli video koymayacağım diyorum ama ben haftada 2 gün video koyuyordum. Salı ve Cuma. Artık haftada bir video gelecek. 2 video yetiştiremeyebilirim ama bir video yetiştiririm diye düşünüyorum. Böyle. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri çok özlemişim. Susamıyorum ya. Bir sus artık ve salayım artık size. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Bye bye.